Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, İslam İşbirliği Teşkilatı Yargı Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlı olduklarını vurguladı. Dün akşam Irak'ta atılan adımlara karşı operasyon düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri adım atmak yok dedi. Dün akşam itibariyle Irak'ta operasyonlarımızı yaptık. Ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar'da ve Mahmur'un etekleri Karaçar'da, buralardaki atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok. Bunun gerisi gelecektir. Neden? Çünkü oradan eğer bize bir tehdit varsa ki var, bu tehdidin cevabı da anında verilecektir. Bu terör örgütlerini ya yok edecekler, onlar etmiyorsa biz yok edeceğiz. Dün Tel Rifat'tan Afrin'deki askerlerimize yönelik kalles saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Münbiç, Arapların yaşadığı %85-90 itibariyle bir yerdir. Ama orayı tamamen o terör örgütlerine vermiş durumdalar. Bize söz verdiler. Onlardan orayı boşaltacağız. Onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz dediler. Göndermediler. Şimdi de diyoruz ki temizlediniz, temizlediniz. Çıkardınız, çıkardınız. Çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç'e de gireceğiz. Açık konuşuyorum. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur. Afrin operasyonunda sahada karşılaştığımız manzara istihbarat birimlerimizden gelen raporlarla tescillidir. Bu veriler bize Fırat'ın doğusunda neler yapıldığını ve şayet hemen harekete geçmezsek ileride karşımıza neler çıkacağını göstermeye yeterlidir. Şu gerçeğin de bilinmesini istiyorum. Biz Suriye'de attığımız adımlarla sadece kendi ülkemizin güvenliğini sağlamakla kalmıyor. Ümmetin ve tüm insanlığın izzetini de koruyoruz. Hiçbir asabiyet veya mezhep fanatizmi bu gerçeğin üzerini örtemez. Kendi hesaplarının peşinde koşmayan, hakkaniyetle meseleye eğilen herkes bu hakikati görecektir. Bölgede gerçekten huzurun, adaletin, ahlakın peşinde olanlara düşen, yürüttüğü bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri vur emrini beklerken yapılan telefon görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK, PYD, YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı. İki lider Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mütabakata vardı. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin PKK, PYD, YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini de aktardığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada iki liderin Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlaması konusunda mütabakata vardıkları bildirildi. Suriye'nin Tel Abyad şehrinden terör örgütü PYD, PKK zulmünden kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona tam destek verdi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli sığınmacılar, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun başarıyla tamamlanması sonrasında memleketlerine dönmek istediklerini söyledi. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gerçekten biz 4 yıldır vatanımızdan uzaktayız. Şu anda Türkiye'deyiz. Türkiye'de ev sahipliğini şu anda yapıyor bizlere. Fakat biz bu 4 yıl önce evimizde huzur içerisindeyken PYD ve PKK'nın gelmesiyle birlikte orada Arapları tecrit ettiler, Kürtleri yerleştirdiler. Adeta Arapları orada istenmez bir hale getirdiler. Orada çoluk çocuğumuza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza zulmetmeye başladılar. Evlerimizi talan ettiler, arızalarımızı ekmeye başladılar. Arazilerimiz şu anda onların elinde. Sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeli sığınmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti. Bizim Türk hükümetinden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan isteğimiz, Türk askeri bir an önce Suriye Tel Abyad'a girsin, burayı özgürleştirsin, biz de eski günler gibi özgür ve mutlu bir şekilde kendi ülkemizde yaşayalım. Suriyeli sığınmacılar Tel Abyad kentinde yaşadıkları süre zarfında PKK ve PYD tarafından yaşları 16 ile 35 arasında olan gençleri silah altına alarak kendileri için savaşı yaptırdıklarını da dile getirdi. PYD ve PKK uzantısı biz burayı biz özgürleştirdik. Sizin hiçbir katkınız olmadı diyerek bizim bütün emeklerimizi boşa çıkarıp o Tel Abyad'da bulunan bütün Arapları adeta sürgün etti. Ben sizi burada istemiyorum. Araplar biz de mecburen bu zulümden Türkiye'ye sığındık ve şu anda Türkiye'deyiz. Ama şu bir gerçek ki şu anda Tel Abyad'da PKK'nın, PYD'nin zulmü artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Çocuklarımıza, kızlarımıza, yaşlılarımıza hakikaten çok ağır şartlar altında zulmetmekteler. O da yetmezmiş gibi şimdi şu anda PYD ve PKK Tel Abyad'da değişik yerlerde esrar eroin ekerek bunu pazarlıyor. Bizim çocuklarımızı da işte kaftagon gibi böyle esrar ve eroin gibi maddelere bağlamış. Diğer yandan Kilis'ten Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına komando birliği 50 araçlık zırhlı araçla kirpi sevkiyatı yapıldı. Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına Kilis'te geçici görevli konuştu bulunan Tunceli 4. Komando Tugayı'ndan uzman çavuş, subay, az subaylardan oluşan piyade komando birlikleri, zırhlı araçlar, mayına dayanıklı kirpilerle birlikte 50 araçla Şanlıurfa 3. Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki sınır karakollarına Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden sevk edildi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araçta Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. Gözlerin çevrildiği Fırat'ın doğusundaki kritik nokta olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır hattında asker teyakkuza geçti. Önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı, nöbet kulesi ve kulübelerinden de sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Cerablus ve Afrin arasındaki 1000 kilometrekareden fazla alanı terör örgütlerinden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kez Fırat'ın doğusundaki terör tehdidinin sonlandırılması için düzenlenecek harekatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine gözler Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki Suriye sınır hattına çevrildi. Olası harekatın başlangıç noktası olabileceği belirtilen sınır hattının kritik noktalarından terör örgütü PKK-YPG denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentiyle komşu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de alarm durumuna geçildi. Mevcut önlemlerin artırıldığı Akçakale sınır hattında askerlerin zırhlı araçlarla devriye görevi yaptığı,
nöbet kulesi ve kulübelerinden sık sık Suriye tarafının gözlendiği görüldü. Olası harekat için askerin teyakkuzda olduğu Akçakale'deki üst bölgeleriyle hudut karakollarına çevre il ve ilçelerden araç ve personel takviyesi yapıldığı öğrenilirken, sınır hattında olası saldırı ve taciz atışlarına karşı da sürekli olarak gözetleme faaliyeti yürütüldüğü kaydedildi. Akçakale'nin sınırın sıfır noktasındaki Hürriyet Mahallesi'ndeki güvenlik duvarının bulunduğu bölgede, Türk bayrağının altında nöbet tutan askerlerin yer aldığı bölgeye birkaç yüz metre uzaklıktaki Tel Abyad sokaklarındaki direkte de terör örgütünün paçavrasının bulunduğu görüldü. Son günlerdeki hareketliliğin ardından Tel Abyad'da bulunan terör örgütü mensuplarında ise panik halinin başladığı belirtildi. Tel Abyad'daki silahlı teröristlerin mevcut mevzi ve siperlerini güçlendirip yeni mevziler hazırladıkları, kentin etrafına hendekler kazarak tünel ve sığınaklar oluşturmaya başladıkları bildirildi. Teröristlerin yaşanan hareketliliğin ardından sivillerin üzerinde baskı oluşturarak kentten ayrılmalarını engellemeye çalıştığı kaydedildi. Öte yandan Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların bir araya gelmesiyle oluşturulan Suriye Milli Ordusu mensupları da olası harekata hazır olduğunu bildirdi. Milli Ordu yetkilileri tüm grupların savaşmaya hazır olduğunu ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinyalini beklediklerini kaydetti. Diğer yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD-YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı. Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması ise dikkat çekti. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde de terör örgütü PKK-YPG'lerin hendek kazdığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da terör örgütü PKK-YPG'lerin hendek kazmaya başladığı görüldü. Paniğe kapılan teröristlerin kazdıkları hendeklerin önüne de toprak yığdığı gözlendi. Türkiye sınır hattı boyunca uzanan tel örgülere paralel kazılan hendeklerin önündeki toprak yığınlarının yüksekliğinin yer yer 2 metreyi geçtiği tespit edildi. Nusaybin sınırında kamyonet üzerine kurulu uçak savarla devriye faaliyetini artıran PKK-YPG'li teröristlerin tankerlerle de Suriye'nin güney kesimine petrol gönderdiği öğrenildi. Petrol tankerlerinin konvoy halinde Kamışlı'nın doğusundan gelerek kent üzerinden örgütün faaliyet yürüttüğü bölgelere gittiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parlamenterler arası Kudüs Platformu 2. konferansında yaptığı konuşmada Müslümanlara birlik çağrısına bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir baskı ve zulüm Kudüs'ün kurtuluşuna mani olamayacaktır, dedi. Estaizu billah, bismillah. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Bu ayeti sürekli okumak yetmiyor. Ayetin gereğini yerine getirmek gerekiyor. Bunu yapmamız lazım. Öbür tarafta hep söylüyoruz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ. Müminler muhakkak kardeştir diyor. Nerede kardeşlik? Nerede kardeşlik? Var mı kardeşlik? Kardeşliğimizin gereği var mı? Yok. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirmemiz lazım. Bunu yapacağız ki, o zaman güç bulalım. O zaman kuvvet bulalım. Yapmazsak Rabbimiz ne buyuruyor? O zaman gücünüz gider diyor. Zayıf düşersiniz diyor. Ve ondan sonra da sizi bitirirler. Mesela bu. Filistinli gruplar arasında yaşanan gerilimler en çok işgalci İsrail yönetimini sevindirmektedir. Onlar seviniyor. Hatta İsrail işgal ve zulüm politikalarına rahatça devam edebilmek için bu ayrılıkları körüklemekte, daha da derinleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde Filistinli kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışmalarını perçinlemesini temenni ediyoruz.
Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında yaşamını yitiren Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinden HDP Belediye Başkan adayı olan Yusuf Yetim bugün toprağa verildi. Önceki gün Ankara'dan Konya yönüne hareket eden yüksek hızlı tren Yeni Mahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova İlçe Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim de vardı. Yetim için memleketi Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenlendi. Törene HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'la Yetim'in yakınları katıldı. Yusuf Yetim'in cenazesi Ayanlar Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla gözyaşları arasında Ayanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Bozova ilçesi ziyaretleri kapsamında AK Parti ilçe teşkilatıyla da bir araya geldi. İlçe ziyaretleri kapsamında kurum ve kuruluş ziyaretleriyle Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını denetleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Bozova İlçe Başkanlığı'nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Burada Bozova'da yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulunan Başkan Nihat Çiftçi bir açıklamada bulundu. İnşallah memleketimiz için, Bozova'mız için, AK Parti'miz için, şehrimiz için hayırlı kararlar olur. Şunu unutmamak lazım. Her zaman bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak kapım hepinize açık. Bunu hiç unutmayın. Urfa'dayım. Yani sonuçta Urfa'da yaşayacağım. Ve Bozova'ya da geleceğim. Onu söyleyeyim. Her zaman geleceğim. Mümkün mertebe çünkü bizler de almış olduğumuz görevler neticesinde artık şehrimizle ilgili düşünen, üreten, şehri takip eden, şehrin sorunlarını üst düzeye taşıyabilme yeteneğine, kabiliyetine, çevresine, o iletişim becerisine alışmış insanlarız. Onun için Bozova'yla ilgili görevlerimiz bitmiş değil. Aynı şekilde devam edecek. Ben teşkilatımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman AK Partililiği ön planda tuttum. Her geldiğimde muhakkak teşkilatlarımızı ziyaret ettim. Gittiğim her noktada muhakkak ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları, üveyis üyelerim yanımda oldular. Hiçbir zaman onlarsız hareket etmedik. Bu da Şanlıurfa'da bir kültürün yerleşmesine yol açtı. Teşkilatların ön plana çıkmasına yol açtı. Allah hepsinden razı olsun. Karar zaten benim kendi şahsi kararım ve büyüklerimle istişare etme neticesinde deklare etmiş oldum. Daha önce deklare etmiş oldum. Onun için gayet güzel bir ruh haliyle, güzel duygularla Bozova'da bu görevimizi tamamlamış olmanın da gururunu yaşıyorum. AK Parti Bozova ilçe teşkilat üyeleri de Başkan Nihat Çiftçi'ye ilçeye verdiği önemden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Şanlıurfa Akçakale Karayolu üzerinde bulunan kavşakta dönüş yaptığı esnada bir tırın üzerinde yüklü olan pamuk balyaları yola saçıldı. Olay sabah saatlerinde Şanlıurfa Akçakale Karayolu üzerinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. Akçakale istikametinden TOKİ Evren Sanayi çevre yoluna dönüş yaptığı esnada kavşağa girer girmez üzerindeki pamuk balyaları devrilen 63K5908 plakalı tırın ismi öğrenilemeyen sürücüsü diğer şoförlerin uyarmasıyla aracı durdurdu. Birçok pamuk balyası yola düşerken diğer sürücüler söz konusu kavşakta ilerlemekte güçlük çekti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken yola savrulan pamuk balyaları çağrılan yardım sonrasında yeniden tıra yüklendi. Şanlıurfa'da evlere hırsızlık amaçlı girip eşyaları kendi evinin eşyaları olduğunu söyleyerek esnaflara satan bir kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesi Eyüp Nebi mahallesinde meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirli ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu, AK isimli bir kişinin uzun süre boş konumda olan ikametleri tespit etti ve sonrasında ise ikamette bulunan eşyaları kendi eşyası olduğunu söyleyerek esnaflara sattığı tespit edildi. AK isimli zanlı Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında evlerden çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. AK isimli hırsızlık zanlısı Asay Şube Müdürlüğü'nde yapılan yasal işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gölcük yolu güzergahında yaptığı esnaf ziyareti sırasında kendisini çay içmeye davet eden vatandaşların isteğine olumlu yanıt veren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, kahvehanede bir araya geldiği Bağlar ve Yeni Mahalle sakinleriyle çay içip sohbet etti. Yarın tabağına müller çektim. Onlar bunu oradan pişmiş ama bir yeri yok. Bir tane yerim yok. Dönümde güzellik su var. Bir ortamı 385 aldık. Ben yaşlı kanına koydum. Sonuç doğru mu? Erdemden çözüldüm ve geri geri çözüldüm. Mahalle ve esnaf gezilerini değerlendiren Başkan Bayık yaptığı yazılı açıklamada belediyeciliğin gönüllülük esasına dayalı olduğunu belirtti. Başkan Bayık, günümüz belediyeciliği koltukta talimat vererek olmuyor. Önemli olan yapılan hizmetlerin halkta karşılık bulmasıdır. Karşılığının olmasıdır. 10 yıldır sürdürdüğümüz görevimizi ilk günkü aşkla ve şevkle yürütüyor ve aynı anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Temel sorunlarını bitirdiğimiz Hilvan'ın içinde yaşayan genç, yaşlı, kadın, erkek gözetmeksizin herkese gidiyor ve gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bir araya geldiğimiz hemşerilerimizle hemdem olup sorunlarını ve taleplerini dinliyor, imkanları ölçüsünde iletmiş olduklarını çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız hak için çıktığımız bu yolda halkımıza hakkıyla hizmet edebilmek ve bunu her daim yaşatmaktır. Gittiğimiz her yerde bizleri sevgi ve samimiyetle karşılayan tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde kaza yapan iki araç şarampole yuvarlandı. Biri ağır, iki kişi yaralandı. Kaza Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. CT yönetimindeki 21UD835 plakalı hafif ticari araç, önünde bulunan SK yönetimindeki 35SK272 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisi nedeniyle iki araç da takla atarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan SK'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, jandarma da araçlarda delil çalışması yaparken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Çatkapı ev ziyaretlerine devam etti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci son olarak beraberindekilerle birlikte Direkli, Topdağ, Şıh Maksut, Dede Osman, Selçuklu, Hayati Harrani ve Yenice mahallelerinde yaşayan durumu iyi olmayan ailelere ziyarette bulunarak taleplerini yerinde inceledi. Binlerce laf ayağı, razı olsun kendisine, Rabbim yol nasip etsin. Peki, orada da sınırız var. Merdivende bir şey var, oraya da...
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu evlere ziyaret gerçekleştiren Ayşe Ekinci ailelere gıda ve temizlik ürünleri yardımında bulundu. Ailelerle sohbet edip taleplerini dinleyen Ayşe Ekinci ve beraberindekiler sorunları yerinde çözüme kavuşturdu. Engelli vatandaşların kendi temizlik ihtiyaçlarını giderememesinden dolayı Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak ailelerin evlerine giderek ihtiyaçlarını gideriyor. Ayşe Ekinci, Direkli Mahallesi'nde yaşayan engelli bir çifti de ziyaret ederek sorunlarıyla birebir ilgilendi. Çiftin hayat şartlarını daha da kolaylaştırmak için yardımda bulunan Ayşe Ekinci ve beraberindekiler aileye gıda ve temizlik ürünleri dışında halı ve birkaç eşya yardımında bulundu. Devam etmesin, devam etmesin. Diliyoruz Rabbim'den. Sizi başımızdan Allah eksik etmesin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Rabbim inşallah sizinle yardımcı olsun. Bizden de isteyen bir emrin var mı? Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci'ye Çatkapı ev ziyaretlerinde AK Parti Eyyubiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Eyyubiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Yıldırım, Türkiye'nin bazı ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız dedi. Ne olacak? Biraz bir müddet ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla açılmıştık. Şimdi biraz daha işleri toparlayacağız. Yapacağımız budur. 2017 için o kadar büyük felaket senaryoları konuşuluyordu ki Türkiye göçecek, firmalar yerle bir olacak, ekonomi batacak ama bu KGF uygulaması, aldığımız diğer tedbirlerle göçecek denen ekonomi yılın sonunda 7.4 Çin'den sonra en büyük, en fazla büyüyen ekonomi haline geldi. Burada da farklı şey olmayacak. Belki bir müddet, 3 ay, 5 ay sıkıntılı dönemimiz olacak. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Çok şey konuşulabilir. Söylemek istediğim şudur. Türkiye'nin varlıkları, değerleri, yükümlülüklerinin kat kat üstündedir. Problemimiz ne? Problemimiz şudur. Türkiye'de bir vade uyuşmazlığı var. Yani yükümlülüklerin vadesiyle varlıkların vadesi birbiriyle uyuşmuyor. Buradan yaşanan bir tıkanıklık var. İşte devlet de bunun için var. Hükümet de bunun için var. Bu uyuşmazlığı ortadan kaldıracak tedbirleri alacak Türkiye'nin elinde mekanizmalar da var, araçlar da var. O yüzden endişe etmeye lüzum yok. Elimizdeki imkanlar, göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bu günler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır. Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında 3 çocuk yanarak can verdi. Olay dün gece Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz'ın bacağı kırıldı. Evden çıkamayan 12 yaşındaki Medine Korkmaz, 10 yaşındaki Emirhan Sadi Korkmaz ve 8 yaşındaki Umut Eren Korkmaz yanarak can verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. Evde kim var? Evde babaları vardı. Babalar camdan, mutlak camdan atlamış. Evet. Allah'a tane çocuklar, 3 tane çocuk kalmış yerde. Kalmıştı. Hani çocuklar bağırıyor dedi ama bilmiyorum hani. Çocuklar zigotan diye bağırıyorlar. Hani baktım babasına anneleri? Bu küçük komşu vardı. O kurtarmış gibi bostan tepeğine. Anneleri nerede? Ha, anneleri bıraktı onu. Anneleri bırakırlar bayağı neler oldu. Tamam. Çocuklar kaldı yetim. Sadece çocuklar var içeride değil ha, mi? Çocuklar kaldı içeride. Üç çocuğun cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında hayatlarını kaybeden 3 kardeşten Medine ve Emirhan'ın engelli olduğu, tedavi için gittikleri rehabilitasyon merkezine ise kardeşleri Umut Eren tarafından götürüldüğü öğrenildi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde ise feci yangından evin alev topuna döndüğü görülüyor. Evin penceresinden atladığı sırada ayağında kırıklar olan baba Muhammed Korkmaz'ın hastanede tedavisi sürerken elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hakkında inceleme devam ediyor. Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda suyu tutan kapaklardan biri kırıldı. Yetkililer herhangi bir olumsuzluğun yaşanmayacağını belirtirken barajdaki suyun önümüzdeki pazar gününe kadar boşalacağını belirtti. Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde yağış nedeniyle Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri kazaen kırıldı. Kırılan kapak nedeniyle barajda tutulan suyun yoğun bir şekilde boşaldığı görülürken, yetkililer suyun tamamının önümüzdeki pazar gününe kadar tahliye edilebileceğini kaydetti. Olay yerine gelen yüksek mühendisler yaptıkları incelemelerin ardından 5000 metreküplük alanları olduğunu ve şu ana kadar 800 metreküp alanı kullandıklarını, tehlike oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Kent merkezinde nehir kenarında bulunan ev ve iş yerleri olası su baskını nedeniyle boşaltıldı. Polis, zabıta ve AFAD ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı. Evlerini terk eden bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıktı, bazıları ise evlerinin çevresinde ateş yakarak beklemeye koyuldu. Eylül ilçesindeki Dicle Barajı'nda son günlerde etkili olan yağış nedeniyle fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolu savak 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri kazaen koptu. Valilik su seviyesinin yükselme ihtimali bulunan Dicle Nehri kıyısına yakın Eylül, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçeleriyle il merkezinde nehir kenarında bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları yönünde duyuru yaptı. Valiliğin duyurusunun ardından polis, zabıta ve AFAD ekipleri de Diyarbakır kent merkezinde Dicle Nehri kenarında bulunan sokakları gezerek vatandaşları uyardı. Yapılan uyarılar üzerine nehir kenarındaki birçok bölgede ev ve iş yerleri boşaltıldı. Vatandaşların bazıları olası baskınlar nedeniyle yüksek kesimlere çıkarken bazıları akrabalarının evine gitti. Bazıları ise evlerinin çevresinde ateş yakarak nöbet tutmaya başladı. Bize el barajından dizenlerinde barajın kapağının koptuğunu söylediler. Tedbir amaçlı almamızı söylediler. Biz de tedbir amaçlı işte buradan masalarımızı, sandalyemizi hepsini muhafaza etmiş durumdayız. Ve suyun yükselmesini bekliyoruz. Gaziantep'te tartıştığı eşini ve çocuklarını geri almak için kayınpederinin evine giden bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gazikent mahallesinde yaşayan Eray Altunbaş, sabaha karşı saat 04 sıralarında bir süre önce tartıştığı ve evden ayrılan karısı ve iki çocuğunu almak amacıyla kayınpederi MK'nın evinin bulunduğu Şehit Kamil ilçesi Mevlana mahallesi Hafız Tevfik caddesine gitti. Evinden caddeye inen kayınpeder MK ile 31 yaşındaki Eray Altunbaş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise kayınpeder MK belindeki silahla ateş ederek Eray Altunbaş'ı yaraladı.
Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken 112 sağlık ekipleri ise müdahale ettiği Eray Altunbaş'ın öldüğünü belirledi. Altunbaş'ın cenazesi polisin olay yeri incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eray Altunbaş'ın cenazesi defin ve otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Erhan Altunbaş'ın ölümünden bir hafta önce ise ezan sesi çok güzel yanına geliyorum Allah'ım yazan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Altunbaş'ın yaklaşık 5 ay önce çalıştığı beyaz eşya mağazasından ayrıldığı ve sonrasında ise herhangi bir yerde çalışmadığı öğrenildi. Mersin'de geçtiğimiz ay tarlada 3,5 liradan satılan domatesin fiyatı 2 liraya kadar düştü. Üretici maliyetlerin arttığını ancak fiyatların düştüğünü söyleyerek endişeli olduklarını ifade etti. Domates piyasasına dair açıklamalarda bulunan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ihracatın az olması, havanın soğuk gitmesi ve iç tüketimin azlığından dolayı fiyatların düştüğünü kaydetti. Şu anda Erdemli bölgemizde domates 2 lirayla 2 lira 40 kuruş civarında seyretmektedir. Fiyatlarımız bugün itibariyle böyledir. Fiyatlarımız şu anda düşüktür. Yaklaşık sera örtü altı seracıyla yaptığımızdan dolayı seranın maliyeti 2 TL civarındadır kilogram bazında. Bundan dolayı da seradaki verim düşüklüğü, maliyetin yüksek olması, gübre ve tohum fiyatlarının yüksek olması, fide fiyatlarının yüksek olması çiftçimizi verim düşüklüğünden dolayı kurtarmamaktadır. En az 3 TL domatesin olması lazım ki tarlada çiftçimizi kurtarsın. Onun için ihracatın az olması, havaların soğuk gitmesi ve iç tüketimde azlığından dolayı da fiyatlar düşük gidiyor. Çiftçi Ahmet Dölek ise soğuk havanın maliyetleri yükselttiğini kaydetti. Bizim köylerimizde tarla zemsilcilerimiz, domateslerimiz ucuz maliyet olduğundan dolayı fiyatlar yüksek gitti. Köylü milleti iyi para kazandı. Fakat örtü altı zemsilcili olarak, üreticisi olarak da girdilerin maliyetin yüksek olmasından dolayı örtü altı zemsilcilerinde ayrıyeten kışın odun, soba, kömür yaktığımız için bunlardan dolayı maliyet yüksek. Fakat girdilerin yüksek olmasından dolayı şu anda domates 2 lirayla 2 lira 40 kuruş arasında seyrediyor ama bunun maliyeti 2 lira civarında. Bunun için biz üreticiler para kazanamıyoruz. Kalitemiz mükemmel, üretim dekoltesi bu sene az ama domatesimiz kaliteli. İç tüketimde havaların soğuk gitmesinden dolayı az olduğu için domatesimiz para etmiyor. Dışa ihracat olmasını istiyoruz. Bunun için de hükümetimizden destek bekliyoruz. Üretici olarak da şu anda Erdemli üreticileri gerçekten mağdur durumda ama buradan hükümetimize ben çağrıda bulunuyorum. Fiyatları düzelmesi, ihracatçı yapan bütün firmalarımızın Erdemli'ye gelip kaliteli domateslerimizi ihracat yapmasını diliyoruz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ücretsiz açılan üniversiteye hazırlık kursuna devam eden 430 öğrenciye 7000 adet soru bankası ve kaynak kitap dağıtıldı. Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve tamamı ücretsiz olan kurslara devam eden 430 öğrenciye Siverek Kaymakamlığı tarafından soru bankalarıyla kaynak kitapların içerisinde bulunduğu 7000 kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçenin Camikebir mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ek binasında yapılan törende kısa bir konuşma yapan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, kitaplar sayesinde daha fazla çalışarak öğrencilerin çok daha iyi yere geleceklerine inandıklarını kaydetti. İlçe Kaymakamının konuşma ve öğrencilere tavsiyeleri sonrasında kursiyerlere kitapları dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi kurslarından sorumlu Ferit Çetiner ise kaynak kitap dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bugün kaymakamlarımız tarafından bizim öğrencilere ücretsiz bir şekilde kaymakamlıklar sosyal yardımlaşma tarafından 430 kitap seti dağıtıldı. Bu kitaplar eşit ağırlık sayısal ve sözel olmak üzere üniversiteye hazırlık kitaplarıydı. Şu anda görmüş olduğunuz öğrencilerimize her birisine birer set verildi. Bu yönde emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Nuri Hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Kursta eğitim gören üniversite hazırlık öğrencileri ise kaynak kitapların kendilerine çok yardımcı olacağını ve kitap dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini kaydetti. Bu sene TYT ALT sınavlarına hazırlanıyoruz. Bu üçüncü yılım. Burada halk eğitimin verdiği ücretsiz kurslara geliyoruz. Hocalarımız burada soru çözümlerinde, etütlerinde bize yardımcı oluyorlar.
TFF 3. Lig'de Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk edecek Karaköprü Belediyespor, yeni teknik direktörü Hüseyin Dağ yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. TFF 3. Lig'in 13. haftasında kendi evinde Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk edecek olan Karbel Karaköprü Belediyespor yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Harran Üniversitesi tesislerinde yeni teknik direktör Hüseyin Dağ nezaretinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Dağ, sakat ve cezalı oyuncuların olmasının önemli olmadığını ve karşılaşmadan galibiyetle çıkacaklarına inancının tam olduğunu söyledi. İlk antrenmanıma çıktım. Ve bu hafta da devrenin son maçını oynayacağız. Tabii ki her maç var. Her maç oynanmadan kazanmaz. Ama ben sakatlarımız, cezalılarımız, yani kaç tane sakat futbolcu var, cezalı futbolcularımız var. Ama ben bunları mazeret olarak kabul etmiyorum. Bu mazeretlerin de arkasına sığınmıyorum. Ben ve ekibim ve takımım bu hafta kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde Karaköprü Spor'a yakışır bir futbol, yakışır bir mücadele ve yakışır bir sonuçla ayrılacağımızı sözünü veriyorum. İnşallah da galibiyetle ayrılacağız. Bizim tek düşüncemiz sahada galibiyetle ayrılmak. Bir taraftar bizim için çok önemli. Taraftar bizi 13. adamımız. İç sahada oynadığımız maçlarda çok büyük önem arz ediyor. Ve bizim taraftarımız, ben dışarıdan da izlerken tribünümüz gerçekten çok ateşli bir taraftarımız var. Takımdan sahip çıkan, takımı destekleyen bir taraftar var. Ben de taraftarımıza bu hafta gelip bir zorlu maçta yanımızda olmalarını, onların destekleriyle, onların motivasyonuyla inşallah onları sevindirmek ve onlara layık bir takım izletmek istiyorum. Bu haberle birlikte haber bültenimizden noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle bizi izleyin, haberiniz olsun.